Merhaba arkadaşlar. Yazılı Havuzuna hoş geldiniz. Bu videoda 9. sınıf coğrafya dersi 2. dönem 1. yazılar için örnek sorular çözeceğiz. Yazımızın PDF'i açıklamada bulunmaktadır. Öncelikle soruları indirip çözüp daha sonra videomuzu izlerseniz konuları çok daha iyi anlamış olacaksınız. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. 1. soruyla çözüme başlayalım arkadaşlar. 1. soru. Atmosferin yeryüzüne etkilerinden 5 tanesini yazınız. Burada aslında arkadaşlar atmosferin özelliklerini sormaktayız. Genel olarak hepsini açıklayalım. Sizin 5 tane yazmanız yeterli olacaktır. Bunlardan ilki canlıların yaşamı için gerekli olan gazları içinde bulundurmasıdır. Dünyanın aşırı ısınmasını ve aşırı soğumasını önler. Sıcaklığı dengeler. Güneş ışınlarını dağıtarak gölgede kalan yerlerin karanlık olmasını engeller. Işığı, sıcaklığı ve sesi iletir. Uzaydan gelen meteorların yanarak parçalanmasını sağlar. Güneşten gelen zararlı ışınlardan yeryüzünü korur. Hava olaylarının oluşmasını sağlar. Hava olayları yatay ve dikey olmak üzere ikiye ayrılır. Yatay hava olayları rüzgarlar, dikey hava olayları ise yağışlardır. İkinci sorun. Yeryüzünde sıcaklığın dağılışını etkileyen faktörlerden 5 tanesini yazınız. Arkadaşlar, biz 5 tanesini sorduk ama genelini açıklayalım. Sizin 5 tane yazmanız yeterli olacaktır. İlki, güneş ışınlarının geliş açısı. Sıcaklığın dağılışında güneş ışınlarının geliş açısı, dünyanın şekli ve enlem etkisi, dünyanın günlük hareketi, eksen eğikliği ve yıllık hareket, eğim ve bakı gibi etkenlerden dolayı yeryüzünde değişiklik göstermektedir. Bunun dışında güneşlenme süresi, yükselti, karaların ve denizlerin dağılışı, okyanus akıntıları, atmosfer nemi, rüzgarlar ve bitki örtüsü de sıcaklığın dağılışında etkili olan diğer faktörlerdir. Üçüncü soru. Fön rüzgarının etkili olduğu yamaçta 2000 metreden deniz seviyesine esen rüzgar sıcaklığı kaç derece değiştirir? Fön rüzgarı kurutucu etkiye sahiptir. Bundan dolayı etkili olduğu yamaçta 100 metrede 1 derece sıcaklığı arttırır. 2000 metreden deniz seviyesine doğru yaklaşık olarak 20 derece sıcaklık artacaktır. Dördüncü soru. Aşağıdaki tabloda yer alan özellikler ile bu özelliklere sahip olan iklimleri eşleştiriniz. Her mevsim yağış olan iklim ekvatoral iklimdir. Diğerlerine de bakalım arkadaşlar. En fazla yağış alan iklim muson iklimidir ve bunun neredeyse tamamını yaz döneminde alır. Yağmur ormanları ekvatoral iklimde görülür. Soğuk bölge iklimlerinden olan tundra iklimidir. En fazla yağışı yaz döneminde ve yükselim yağışları şeklinde alan iklim ise savan iklimidir. En fazla yağışı ilkbaharda alan step, diğer adıyla bozkır iklimidir. Kahverengi orman topraklarının görüldüğü iklim muson iklimidir. Ayrıca okyanusal iklim ve Türkiye'de de özellikle Karadeniz ikliminin görüldüğü yerlerde kahverengi orman toprakları görülmektedir. Yazın yeşeren uzun ot topluluklarına savan denir ve aynı isimle anılan savan ikliminde görülür. Terra rossa yaygın toprak türü olan iklim Akdeniz iklimidir. Terra rossa'nın diğer adı kırmızı Akdeniz topraklarıdır. Cephe, frontal yağışların görüldüğü iklim yine Akdeniz iklimidir. Batı rüzgarların etkisiyle kış döneminde görülen yağışlardır. Toprak, yılın büyük bir bölümünde donmuş halde olan iklim tundra iklimidir. Soğuk iklimlerden. Toprağın çözülmeye başladığı, yaz döneminde sıcaklığın artmaya başladığı dönemlerde toprak bataklık halini almaktadır. Beşinci soru. Yağış türlerini yazınız. Yağış türleri yükselim konveksiyonel, yamaç orografik ve cephe frontal yağışlar olmak üzere üçe ayrılır. Yükselim yağışları ekvator ve çevresinde savan ikliminde ve bunun dışında sıcaklığın artmaya başladığı dönemlerde özellikle karaların iç kısımlarında görülen yağışlardır. Yamaç yağışları ise yer şekillerinin, dağların, denize paralel uzandığı kıyılarda oluşan yağışlardır. Cephe yağışları sıcak havayla soğuk havanın karşılaşma alanları olan orta kuşakta özellikle
batı kıyılarda etkili olan yağışlardır. 6. soru. Basıncı etkileyen faktörleri yazınız. Basıncı etkileyen faktörler yer çekimi, yoğunluk, sıcaklık, yükselti ve dinamik etkenler olmak üzere 5 tanedir. Yer çekimi ve yoğunluk basınçla doğru orantılıdır. Dünyanın geoid şekline bağlı olarak ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe yer çekimi artar. Bundan dolayı yoğunluk ve basınç da artar. Yükseklerden deniz seviyesine doğru inildikçe yine yer çekiminin etkisiyle yoğunluk, buna bağlı olarak da basınç artmaktadır. Sıcaklıkla basınç ters orantılıdır. Sıcaklık arttıkça hava genleşir ve yükselir, basınç azalır. Bu yüzden daima sıcak olan ekvator termik alçak basınç, daima soğuk olan kutuplar ise termik yüksek basınç alanlarını oluşturur. Bunun dışında karalar çabuk ısınıp çabuk soğudukları için kışın yüksek basınç, yazın alçak basınç alanlarıdır. Bu yüzden kışın karadan denize, yazın denizden karaya musonlar oluşur. Mevsimlik rüzgarlar meydana gelir. Aynı şekilde gece ve gündüz sıcaklık farkından dolayı kara ve denizler, dağ ve vadiler üzerinde de basınç merkezleri yer değiştirir ve meltem rüzgarları oluşur. Yükselti. Yükselti arttıkça sıcaklık azalsa bile yer çekimi etkisi ve yoğunluğun azalmasına bağlı olarak basınç azalır. Yükseltiyle basınç ters orantılıdır. Dinamik etkenler. Dünya kendi ekseni etrafında batıdan doğuya hareket ettiği için hava kütleleri sapmaya uğrar ve 30 derece enlemlerinde alçalarak dinamik yüksek basınç alanlarını oluştururlar. Dinamik yüksek basınç alanlarından çevreye doğru yayılan hava kütlesi 60 derece enlemlerinde kutup rüzgarlarıyla karşılaşarak sıcak olan hava yükselir ve dinamik alçak basınç alanlarını oluşturur. Bu durumda dünyanın günlük hareketine bağlı olan basınç merkezleri, dinamik basınçlar, sıcaklığa bağlı oluşan basınç merkezleri ise termik basınçlardır. 7. soru. Yukarıdaki şekil üzerinde numaralarla gösterilen sürekli basınç merkezlerinin isimlerini yazınız. Arkadaşlar, sürekli basınç merkezlerini bir önceki soruda anlatmıştık. 30 ve 60 derece enlemlerinde dinamik basınçlar, 0 ile 90 derece ise termik basınçları oluşturuyordu. Baktığımız zaman birinci nokta 60 derece enlemlerinde yer almaktadır. 60 derece enlemleri dinamik, alçak basınç alanlarının görüldüğü yerlerdir. İkinci nokta ise ekvator üzerinde bulunur. Ekvator da termik, alçak basınç alanıdır. Üçüncü nokta 30 derece enlemlerindeki dinamik yüksek basınç alanlarını oluşturur. Dördüncü nokta ise kutuplarda yer alan termik yüksek basınç alanıdır. Sekizinci soru. Tablodaki rüzgarları dahil olduğu rüzgar türlerine göre eşleştiriniz. Rüzgarlar sürekli, mevsimlik, yerel ve tropikal rüzgarlar olmak üzere dörde ayrılır. Aşağıda bunlara örnekler verilmiştir. Bunlardan İlki yerel rüzgarlardan hamsindir. Diğerlerine de tek tek bakalım arkadaşlar. Muson rüzgarları mevsimlik rüzgarlardır. Kara ve denizlerin yaz ve kış mevsimlerinde farklı ısınma özelliklerinden dolayı basınç merkezlerini yer değiştirmesinden oluşurlar. Tornado tropikal rüzgarlardır. Bora soğuk yerel rüzgar. Kutup rüzgarı sürekli rüzgar, kasırga, tropikal rüzgar, sirocco, sıcak yerel rüzgar, alize, sürekli, fön, yer şekillerinin etkisiyle oluşan sıcak yerel rüzgarlardır. Batı rüzgarı sürekli rüzgar grubundadır. Samyeli ise Türkiye'nin özellikle güneydoğusunu etkileyen sıcak yerel rüzgarlar içerisinde yer almaktadır. 9. soru. Aşağıdaki bilgilerin başlangıcında parantez içerisinde olan bölüme verilen bilgi doğruysa D, yanlışsa Y harfi yazınız. Enlem faktörüne bağlı olarak ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklıklar artar. Yanlıştır arkadaşlar.
Enlem faktörüne bağlı olarak ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısı daralır, atmosferde aldığı yol uzar. Buna bağlı olarak sıcaklıklar azalır. Sıcaklık arttıkça maksimum nem miktarı artar. Doğrudur. Maksimum nem havanın taşıma kapasitesidir. Sıcaklık arttıkça havanın taşıma kapasitesi artacaktır. Türkiye, orta kuşak ve kuzey yarımkürede yer aldığı için Bakü yönü daima kuzeydir. Yanlış arkadaşlar. Türkiye orta kuşakta ve kuzey yarımkürede yer aldığı için Bakü yönü daima güneydir. Daima güneydeki bir nokta güneş ışınlarını dik açıyla alacağı için güneşe dönük yamaç ya da yön güney olacaktır. Dünyada yükselim yağışlarının en fazla görüldüğü yer Muson Asyası'dır. Yanlıştır arkadaşlar. Muson Asyası'nda yamaç yağışları görülür. Yükselim yağışlarının en fazla görüldüğü yerler ekvator ve çevresidir. Bunun dışında savan ikliminde ve karaların özellikle iç kısımlarında sıcaklığın artmaya başladığı dönemde görülen yağışlar yükselim yağışları şeklindedir. İndirgenmiş izoterm haritalarında her yer 0 metre kabul edildiği için yükselti ve yer şekillerinin etkisi dikkate alınmaz. Doğrudur. İndirgenmiş zaten her yer 0 metreye indirilmiş anlamına gelir. Bu yüzden de yükselti ve yer şekilleri dikkate alınmayacaktır. Atmosferde oranı en fazla olan gaz oksijendir. Yanlış. Atmosferde oranı en yüksek olan gaz %78 ile azottur. Azotu %21 ile oksijen ve %1'lik kısmıyla asal gazlar takip etmektedir. Çin, 0 derecenin altında yükseklerde oluşan bir yoğunlaşma türüdür. Yanlış. Çin, 0 derecenin üzerindeki koşullarda, sıcaklıklarda, zeminde yoğunlaşma sonucu oluşan su damlacıklarıdır. Yükseldikçe bağ nem oranı azalır. Yanlış. Yükseldikçe bağ nem oranı artar. Bağ nem, mutlak nemin maksimum neme oranıdır. Yüzde olarak değerlendirilir. Maksimum nem, yani havanın taşıma kapasitesi, sıcaklığın azalmasına bağlı olarak yükseldikçe azalır. Bu da havanın doyma noktasına ulaşmasına, yani nem oranının yükselmesine neden olur. Bu yüzden bağ nem artacaktır. Türkiye'nin büyük bir bölümünde yazların kurak geçmesinin nedeni Azor dinamik yüksek basıncının etkisidir. Doğru. Karadeniz kıyıları ve Erzurum Kars platosu dışında Azor dinamik yüksek basıncının etkisiyle ülkemizin genelinde kuraklık yaşanmaktadır yaz döneminde. İklim olaylarını inceleyen bilim dalına meteoroloji denir. Yanlış. İklim olaylarını inceleyen bilim dalına klimatoloji denir. Meteoroloji günlük hava olaylarını inceler. Aşağıda verilen özelliklerin atmosferin hangi katmanlarında gerçekleştiğini yandaki boşluklara yazınız. Meteorların yanarak parçalandığı katman mezosfer, yere en yakın katman troposfer, güneşten gelen zararlı ışınlardan yeryüzünü koruyan ozon tabakasının bulunduğu katman stratosfer, radyo dalgalarının iletildiği katman termosfer, atmosferin en dış katmanı egzosfer katmanıdır. 11. soru. Aşağıdaki tabloda 5 merkezin bağ nem oranı ile mutlak nem miktarı verilmiştir. Bu tabloya göre sıcaklığı en yüksek ve en düşük olan merkezleri yazınız. Arkadaşlar, sıcaklıkla bağ nemin ters orantılı olduğunu söylemiştik. Sıcaklık arttıkça bağ nem oranı azalır. Çünkü havanın taşıma kapasitesi artar. Sıcaklık azaldıkça havanın taşıma kapasitesi azalacağı için bağ nem oranı artacaktır. Bu durumda bağ nem oranının en düşük olduğu 5. noktada sıcaklık en yüksek, bağ nem oranının en yüksek olduğu 1. noktada ise sıcaklık en düşüktür diyebiliriz. 12. Aşağıdaki şekilde yatay ve dikey yönlü hava hareketleri gösterilmiştir. Bu hava hareketlerinin yönlerine bakarak verilen numaralara göre hangilerinin alçak basınç,
hangilerinin yüksek basınç merkezleri olduğunu yazınız. Arkadaşlar, rüzgarlar daima yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket ederler. Yatay yönlü hava olayları rüzgarları gösterir. Bir ve ikinci şekilde yatay yönlü hava olayları görünmektedir. Bu bilgiye göre merkezden çevreye hareket eden rüzgarlar yüksek basınç merkezini gösterir. Çevreden merkeze doğru hareket eden rüzgarlar ise alçak basınç merkezini gösterir. Bu durumda 1 yüksek basınç, 2 alçak basınç merkezi. Ayrıca dünyanın günlük hareketine bağlı olarak kuzey yarımkürede rüzgarlar sağ tarafa, güney yarımkürede ise sol tarafa sapmaktadır. Bu şekillere baktığımız zaman ikisinde de sol tarafa sapma söz konusudur. Bu yüzden birinci şekil için güney yarımküre yüksek basınç, ikinci şekil için ise güney yarımküre alçak basınç merkezidir diyebiliriz. Ayrıca yönü belirlemek için hangi yarımkürede olduğunu belirleyebilmek için şu yöntemi de uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Okları birleştirdiğiniz takdirde ters S oluşuyorsa güney yarımküredir, düz S oluşuyorsa kuzey yarımküredir. Şekilden gördüğünüz gibi ikisinde de ters S oluşmakta. Bu yüzden ikisi de iki noktada güney yarımkürede yer almaktadır. Üçüncü şekle bakacak olursak çevreden merkeze yükselici hava hareketlerinin olduğunu görmekteyiz. Bu bize çevrenin yüksek basınç, merkezin ise alçak basınç olduğunu gösterir. Yani üçüncü merkez alçak basınç merkezidir. Alçak basınç merkezlerinin özelliklerini sıralayacak olursak çevreden merkeze yükselici hava hareketleri görülür. Yükselen hava soğuyacağı için doyma noktasına ulaşır, yağış getirir. Bu yüzden hava kapalı, bulutlu ve yağışlıdır. Bundan dolayı sürekli alçak basınç merkezleri özellikle bitki örtüsünün yoğun olduğu yerlerdir, nemin fazla olduğu, yağışın fazla olduğu yerlerdir diyebiliriz. Dünyadaki sürekli alçak basınç merkezleri 0 ekvator termik alçak basınç, 60 derece kuzey ve güney enlemleri dinamik alçak basınç alanlarıdır. Dördüncü şekle bakacak olursak, merkezden çevreye alçalıcı hava hareketleri görülmektedir. Bu bize yüksek basınç merkezi olduğunu kanıtlar. Yüksek basınç merkezlerinin özellikleri ise şu şekildedir. Merkezden çevreye alçalıcı hava hareketleri görülür. Alçalan hava ısınacağı için doyma noktasından uzaklaşır. Bu yüzden hava açık ve güneşlidir. Daima yüksek basınç merkezleri olan yerlerin özelliklerinden biri yağışın neredeyse olmamasıdır. Çünkü yıl boyunca hava açık ve güneşlidir. Bu yüzden kuraklık ön plandadır, bitki örtüsü cılızdır diyebiliriz. Dünyadaki sürekli yüksek basınç merkezleri 30 derecede dinamik yüksek basınç, 90 derecede termik yüksek basınç olmak üzere karşımıza çıkmaktadır. Hepinize sınavlarda başarılar diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.